Bugün bulunduğumuz 2021 Nisan ayındayız. Hı hı. 30 sene sonraki buradaki bir trafiği düşünün. Bunun kapasitesi bunu bugün taşıyamıyor. Yani şu anda 50 bin gemi geçiyor hocam 50 burada. 50 bin gemi geçiyor. 25 bin bunun güvenli bir kapasitesi var. Hı hı. Yani biz yolda da mesela belki 50 bini geçiriyoruz ama güvenli ve hızlı bir şekilde hocam, bunun savaş gemisi var, bin. Petrol taşıyan tamam. gemiler var. Şimdi burada tehlikeli madde var. Tehlikeli normal madde yük var. Buradaki bu doğal yapıdan dolayı acayip kıvrımlar var. Hı hı. Rotayı değiştirmesi gerekiyor. Burada acayip bir hazinemiz var. Peki buradan Kari yani Kanal İstanbul var. Açıldıktan sonra buradan o yani o kıvrımlar olmadan düz mü gidecek? Şimdi şöyle ne kadar güzel söylüyorum. Gelelim. Şimdi ben bir kere hemen şunu söylüyorum. Bunun tekrar söylüyorum. 25 sene 30 sene sonra bu tartışılmaz. Burada tıkandı, durdu. O gemilerin egzozundan çıkanlar var ya emisyonlar. Hı. Buradaki tarihi yarımadayı perişan edecek. Yani ikinci bir tehlike buradaki gemi talebine kapasitenin yetmemesi. İkincisi beklemelerden dolayı, o yoğunluktan dolayı ki emisyonun tarihi yarımada üzerinde verdiği zarar. İnsanların hı hı. sağlığı üzerinde verdiği zarar. Hı hı. Trafikteki en büyük tehlike ne diyoruz? Evet. Emisyon, insanın kalp damar hastalıkları, bir sürü sıkıntısı var. Hı hı. Şimdi demek ki bunu yani zaten bir 15-20 sene sonra bunu hiç tartışmayacağız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız burada bir alternatif yol olması lazım demiş çok yıl önce. Hı hı. Bu manada çalışmalar onlara geliriz. Ama demek ki 20 sene sonra biz bu programı yapsak ya burada acele bir alternatif bulun. Şimdi 15 Temmuz Köprüsü'nü düşünün. Alternatifi yapılmamış olsaydı bu İstanbul'un bu durumu olur muydu? Evet. Bugün 5 tane geçiş olmasaydı olur muydu? Burada artan trafikle kaza riski var mı yok mu? Var dememesi imkansız yani. Ya ne olacak işte geçmişte 3 tane kaza olmuş da. Tamam kaza riski var ama hı hı. hiç kimse hayır diyemez. Peki bu belli bir müddet sonra kuyruklar aynı karayolundaki gibi burada beklemeler olacak mı? Bugün bile ben size şimdi söyleyeyim hı hı. şu şartlarda 25 bin geçen Boğaz'dan 50 bin geldiğindeki size ayrıntılı vereyim. Ne aynen. kadar bir bekleme oluyor, hı hı. ne kadarlık bir gecikme şu oluyor. Şu şeyden sonra onu ikinci dilinde o görselleri kullanalım hocam. O zaman demek ki şimdi burada bu kapasiteyi zorladığı zaman birikecek. Hı hı. Bunun bir emisyon tehlikesi, tarihi yarımadalar üzerinde etkisi, bu bölgedeki insanlar üzerindeki etkisi. Bunun için mutlak surette bir alternatif olacak. Evet. Peki kardeşim ben Karadeniz'i Akdeniz'e nasıl bağlayacağım ben? Bunun içinde bir doğal başka geçişim hı. yok. İlla ki bir alternatif su yolu oluşturmam lazım. Hı. Bunun için ne yapacağım? Ne kadar endişe varsa hangi dalda işte hidrolojik hı. zemin, deprem varsa bitki hayatı bunun için insanlar üzerindeki etkisi evet. ne kadar etki varsa bilimsel olarak çalışacağım. Anladım. Buna bir alternatif oluşturacağım. Anladım. Şu anda yani benim mesela burada çok rahatlıkla anlattığım hepsinin altına hı-hı. rahat imza atarım. Hiç kimseden hı-hı. çekinmem. Doğru hı-hı. bildiğim şeyi söylerim. Ama yani bunu bu tehlikeyi gelecekte daha fazla bu tehlikeyi hı-hı. görüp burada bir öngörüyle 10 yıl önce böyle bir alternatif lazım demeyi de bir takdir etmek lazım. Ondan evet. sonra farz et diyelim ki ben hukukçu değilim. Bir uluslararası bir anlaşma var elimizde. Hı hı. Ben burada bu anlaşma var. Burada da artık tıkandı. Hiç hareket etmiyor. Aynı karayolu tabiriyle uzun bir kuyruk oluştu. Geçmiyor. Burada bir ticaret durdu. Gemi gitmiyor. Bunun verdiği zarar var. Ya elimde bir anlaşma var mesela. Onu hukuksal olarak hukukçular tartışacak. Hı hı. Ben bir alternatif yapamam. İlla ki bugün 36'da imzalanmış bir anlaşma. Değişen şartlar, ülkelerin hı hı. isimleri, hı hı. rejimleri değişmiş o zamandan tabii. bu zamana. Oturulur. Burada önemli olan insanların aynen. menfaati, güvenliği, aynen. ticaretin hocam, önemi. Bu şey... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.